adalet mülkün temelidir. Adalet devletin temelidir. Dolayısıyla adaletin gerçekleşmesi için yargı bağımsızlığının, mahkemelerin bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin tam olarak gerçekleşmesi gerekir. Anayasamıza göre hakimler azledilemezler, görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Bu da açık anayasa hükmü. Bu hakim güvencesinin bir parçası. Ama bu son bir iki gün içerisinde yaşanan olaylar tamamen bu ilkelerin ...bir yana itilerek gerçekleştirilen olaylardır. Bu bir mahkeme kararıdır. Ee, şüphesiz tartışılabilir ama savcının görevi o kararı uygulamaktı, infazı yerine getirmekti. Ee, bir itirazı varsa o itirazı daha sonra yapabilirdi ama kararın e, uygulanmaması, hele iade edilmesi... Sanıyorum e, yargıya e, çok büyük saygısızlık ve anayasaya açıkça aykırı. Siz e, iktidarın hoşuna gitmeyen, cumhurbaşkanının hoşuna gitmeyen bir karar verdi diye ve cumhurbaşkanı böyle bir, bir görüş beyan etti diye hemen e, alel acele e, o hakimleri açığa alırsanız bu yargı bağımsızlığına... Yargının e, öz yönetim organı olarak kurulmuş bir kurum tarafından indirilmiş ağır bir darbedir. Yani hepsi hem Cumhurbaşkanının sözleri hem hakimleri ve savcılar Yüksek Kurulu'nun e, bu kararı e, yargı bağımsızlığına karşı işlemiş bence e, çok ağır bir eylemdir. Efendim suç, suç da de, diyebilirim açıkça. Şuna kendimizi alıştıramadık. Tutuksuz yargılama aslında kuraldır. Temel olan Asıl olan insanların masumiyetidir, masumiyet karenesi vardır. Dolayısıyla insanların özgür olmasıdır. Tam olarak ceza hukuku bakımından hiçbir biçimde temellendirilemeyecek, gerçek bir delile dayanmayan suçlamalarla insanların aylardır tutuklanmış olduğunu görüyoruz. Bunların başında işte Samanyolu Televizyonu, genel yayın, e, koordinatörü Hidayet Karaca. Hidayet Karaca. Türkiye'de e, 17 Aralık olaylarından bu yana e, yolsuzlukları ortaya koyanlar, suçlanan insanlar oldu. O yolsuzlukların üzerine gidilecek yerde onlar darbeci olarak suçlandı. Ve bu çerçeve içerisinde e, o grupta görülenler bir çeşit suçlamalarla yargı önüne çıkarıldı. Yargı önünde şüphesiz suçlanan herkes çıkıp hesap vermek durumda. Ama burada aylardır e, tutukluluk durumu devam ettiği halde henüz daha e, bir duruşma dahi yapılmamış. İddianame de ortada yok. Henüz. Evet. Dolayısıyla konu soruşturma aşamasında. Koğuşturmaya geçilememiş. Bu aslında e, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki yargılamanın makul süre içerisinde yapılması hem bizim anayasamızın 19. maddesindeki aynı biçimde yargılamanın makul süre içinde yürütülmesi ilkelerine tamamen ters düşen bir şey.